Aşkın Nur Yengi Sezen Aksu ile ilgili neler söyledi? Kerem Alışık'la Evrim Alasya'nın tiyatro oyunu sohbeti. Ünlülerin cadde ve gecelerden görüntüleriyle cumartesi sürprizine devam ediyoruz. Sessiz aşıkları. İyi akşamlar, teşekkürler. Gül yağan arabaları. Çapkınlık turları. Taze aşklar. Diyelim. İstanbul'un magazin gündeminde ne ararsanız var. Cadde turumuzda Aşkın Nur Yengi'ye rastlıyoruz. Yeni bir Sezen Aksu şarkısıyla geliyor Aşkın Nur Yengi. Sezen Aksu. En güzel sürpriz Sezen Aksu şarkısı. Yeni şarkı mı? Yoksa... Yeni, sıfır bir şarkı. Dolayısıyla heyecan. Eski bir öğrencisi ve dostu olarak Sezen Aksu'nun sahnelere dönüp dönmeyeceğini soruyor muhabirler Aşkın Nur Yengi'ye. Çıkmıyor, canı öyle istemiyor. Şey yok, Allah Allah. Çıkmıyor, bize mi soracak yani? Ya, nasıl istiyorsa öyle yapar, onun kişisel kararları. Sezen Aksu gibi o da zamanı gelince müziği ve sahneleri bırakma isteğinde. Her zaman her işte olduğu gibi dozunda bırakmaktan yanayım. Yani şey olmadan, kendimi o zor duruma sokmadan. Çünkü şarkı söylemek kolay bir şey değil. Yani sonuçta bu şuranın Allah'ın verdiği bir şey bu. Ve bunu iyi kullanabilmek önemli. O yaşla beraber o Adele de farklı bir şekilde... yorgun oluyor zaten ama işte olabildiğince yani belki hani şey özel tek tük konserler için belli bir yaşa kadar evet ama şimdiki gibi tempolu olmak bence çok mümkün değil. Konu anneliğine geliyor. Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le evliliğinden dünyaya gelen kızı Nazlı Bilginer'in yaşantısını takip ediyor mu? Sosyal medya hesaplarını inceler misiniz? Gelen i̇ncelerim, mesajları incelerim, ya da incelerim, nerelere tabii. Girmiş, i̇ncelerim. Neler yapmış diye uyarır İncelemez misiniz? Miyim? Yani önce her şeyden önce bir anne olarak... Her annenin yaptığı gibi ben de ne yapıyor, nereye gidiyor, kimlerle, arkadaş grupları nedir? Yani dünya artık öyle çok da sevimli bir yer değil ne yazık ki. Hepimiz, sizin de evlatlarınız var mı bilmiyorum ama o noktada herkes şu bu konuda çok şey endişeli. Yani kadının olmadığı bir dünyada zaten büyük mutsuzluk var demek.